İki sıra tek battım. Sıramın sonuna geldim. Şöyle batacağım son noktayı da göstermek istiyorum. Bu arada şöyle elinize düzlediğinizde bakın herhangi bir marullaşma falan yok. Sayılar gayet net oturuyor. Batacağım son noktayı gösterelim. Son ikili trabzanıma da tepe boşluğuna ikili trabzan örüyorum. Burada ilk başladığım ikili trabzanın arka tek kanadı ve üçüncü zincirin de içinden geçiriyorum tığımı. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bu noktada bir kez daha kaydırma yapacağım. Bu kaydırmayı yaptıktan sonra tığımla batıyorum. Koyu rengimi, bakın tığımın üzerine aldım. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Diğer ipimi. Burada açık pembe kullanacağım. Bu tığımın ucuna taktım açık rengimi. Buradan ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tekrar diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Ve burayı sıkılayıp 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirden sonra tığımın başına ipimi doluyorum. Kaydırma yaptığım noktaya tekrar bakın batıyorum. Bu iki ipi de tığımın üzerine alıyorum ki onları da gizleyerek öreceğim. Daha sağlam olsun. Tekrar ikili trabzan örüyorum. 3 zincir aynı noktaya tekrar ikili trabzan. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Bir tane boşluk bırakıp bir sonraki boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyorum. Birinciyi ördüm. Tığımın başına doluyorum. Tekrar aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Hatırlayın. Şu sırada yaptığımız tekniğin aynısı. Bu arada şuradaki ipimi keseceğim. Bu ipimde herhangi bir işim kalmadı. Şöyle hizasında kesmem yeterli. Bu iki ipi gizleyerek öreceğim. Diğer ipimi bırakıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıyorum. İlmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. Doluyorum tığımın başına aynı noktaya tekrar ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde buradaki ipimi de gizlemiş oldum. Şimdi tekrar bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonrakine iki tane ikili trabzan. Aynı noktaya tekrar iki tane ikili trabzan. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Ta ki son noktaya kadar. Son noktada tekrar nasıl bittiğimizi sizlerle paylaşacağım. Bir zincirimi çektim. Batacağım son noktaya geldim. Burada ikili trabzan örüyorum. Yine bir tane boşluk bıraktım. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine iki tane ikili trabzan ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Ve burada birleştirmemi yapıyorum. İlk başladığım, bakın ikili trabzanın arka tek kanadı. Ve üçüncü zincirimin de içinden geçiriyorum tığımı. Bu noktadan ilmek çıkarıp çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Ve 3 tane zincir çekerek, özür dilerim, burada hemen bir kez daha kaydırma yapıyoruz. Bir sonraki boşluğuma hemen ilk başladığım ikili trabzan tepe boşluğuna batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırıyorum. 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyoruz. Tığımın başına ipimi doluyorum. Zincirimin olduğu boşluğa ikili trabzan örüyorum. Bu sırada 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Çift batıyoruz. Bakın 2 tane ördük. Tığımın başına doluyorum. Çift battığımın orta noktasına batıp ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. Doluyorum tığımın başına. Zincirimin olduğu noktaya 2 tane ikili trabzan. Birinci ve ikinci. Doluyorum ortasına, çift battığımın ortasına bir tane ikili trabzan. Bu kez bu alt sırada hatırlayın 3 batmıştık zincirlerimize. Ortaya bir tane batmıştık. Burada 2 batıyoruz. Çiftin ortasına bir tane batıyoruz. Zincirlerin aralarına 2, yine ortalarına 1 şeklinde sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Şöyle göstereyim. Son noktamızda bakın tek battım çiftin ortasına. Zincirimize 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Son noktaya çift batıyoruz. Ve bu noktada tekrar ilk başladığım ikili trabzanın arka tek kanadı ve üçüncü zincirimin de ortasına batıyorum. Tığımla ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum ve 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum. Doluyorum tığımın başına ilk başladığım noktaya ikili trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. İlmek çıkarıyorum. İkili trabzan. Örüyorum. Bir sonraki boşluğa yine aynı şekilde tek ikili trabzan örüyorum. Yine bir sonraki boşluğa tek. Hepsine tek batarak ilerleyeceğiz. Bu sıramızda
Hepsini tek batarak tamamlayacağız ta ki son noktaya kadar. İlk battığım sıramın sonuna geldim. Son noktaya batacağım şimdi. Son batacağım boşluk. Bakın son ikili trabzanın tepe boşluğu. İkili trabzan örüyorum son boşluğuma da. Yine aynı şekilde ilk başladığım ikili trabzanın arka tek kanadı ve üçüncü zincirin de içinden geçiriyorum tığımı. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum ve üç tane zincir çekip bir üst sıraya geçiyorum. Doluyorum tığımın başına. İlk başladığım ikili trabzanın tepe boşluğuna batarak örmeye başlıyorum. Bu noktada da bu sırada da bütün boşluklarımıza tek batarak ilerleyeceğiz. Tek batıyorum ve ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde hepsini tek 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 batarak sıramızı tamamlayacağız ta ki son noktaya kadar. Tek batarak ilerlediğim sıramın sonuna geldim. Artık bu rengimizi de değiştireceğiz. Batacağım son noktaya batıyorum. Son ikili trabzanın tepe boşluğuna batıp ikili trabzan örüyorum. İlk başladığım ikili trabzanın arka tek kanadına batıp tığımla 3. zincirimin de içinden geçiriyorum tığımı. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Bu noktada tekrar bir kaydırma yapıyorum. Batıyorum ilk başladığım ikili trabzanın tepe boşluğuna. Bakın bu açık rengimi tığımın üzerine alıyorum. Farklı rengimi tığımın ucuna takıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Koyu renkle geçiş yaptık. Burada da şöyle sıkılayalım ilmeğimizi ki güzel bir görüntüsü olsun. Tekrar 3 zincir çekip bir üst sıraya geçiyoruz. Doluyorum tığımın başına. Kaydırma yaptığım, ilk başladığım ikili trabzanın aynı noktaya tekrar batıyorum. İlmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. İkisini birlikte. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Bir tane boşluk bırakıp bir sonrakine batıyorum. Ve ikili trabzan örüyorum. Doluyorum tığımın başına. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Ve ikili trabzan örüyorum. Bu alt sırada yaptığımız tekniğin aynısı. Bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum tığımın başına. Bu arada şu iki ipi de gizleyerek örüyorum. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıp iki tane ikili trabzan örüyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bu şekilde. Şimdi şu açık olan pembe rengimi de diğeriyle eşit olacak şekilde kesiyorum. Ve ipimi burada bırakıyorum. Bu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Bir tane boşluk bırakıp bir sonrakine çift batarak sıramı tamamlıyorum. Bu farklı rengimle. Bu renkler tamamen zevkinize kalmış. İsterseniz uyumlu renkler kullanın. Yahut tek renk yapın. Bu tamamen zevkinize kalmış. Şimdi bu sıramı tamamlayacağım ta ki son noktaya kadar. Sıramızın sonuna geldik. Son bir tane zincirimi çektim. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine iki tane ikili trabzan örüyorum. Bir tekrar aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan. Yani çift batıyorum. Bir tane daha zincir çekiyorum. Bir zincir. İlk başladığım ikili trabzanın arka tek kanadı ve şöyle üçüncü zincirimin içinden tığımı geçiriyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Burada tekrar bir kaydırma yapıyorum. İlk başladığım ikili trabzanın tepe boşluğuna battım. İlmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçirdim. Ve üç tane zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum. 3 zincirden sonra tığımın başına doladım. 1 zincirlik noktama batıyorum. İlmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. Doluyorum tığımın başına. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Çift battım. Tığımın başına doluyorum. Bakın çift battığım noktanın ortasına bir tane ikili trabzan örüyorum. Doluyorum tığımın başına. Zincirimin olduğu noktaya çift batıyorum. İkili trabzanla. 2 tane battım. Çift battığımın orta noktasına batıp bir tane ikili trabzan örüyorum. Bu açık pembede kullandığım, bakın şuradaki sıramın aynısı. Aynı şekilde bu noktayı da öreceğim. Bundan sonra aynı bu şekilde tekrar 2 sıra tek öreceğiz. Ben yine hani yeni başlayanlar varsa yine son batacağımız noktayı tekrar göstereceğim. Ben şimdi sıramı zincirlerimin arasına 2 tane ikili trabzan, ortalarına 1 tane ikili trabzan batarak tamamlayacağım. Sıramın sonuna geldim. Bakın çiftimin ortasına tek ikili trabzan örüyorum.
Zincirimin olduğu nokta, buraya da iki tane ikili trabzan örüyorum. Son bir zincirle bitirmiştik. Son çifimi battım. Yine aynı şekilde birleştirmemi yapıyorum. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Ve 3 tane zincir çekerek bir üst sıraya geçiyoruz. İlk başladığım noktaya batıyorum. İkili trabzanı tepe boşluğuna, ikili trabzan örüyorum. Bir sonraki boşluğa yine tek batıyorum. Bir sonraki boşluğa yine tek ikili trabzan örüyorum. Bu sıramızda da yine hepsini tek batarak sıramızı tamamlayacağız.